Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz. Başkomutan emir verdi. İnin meydana. Sahip çıkın. Al bayrağı aziz vatana. Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Yerden, gökten o haine ölüm saçarken, nice yiğit şehit düştü bayrak açarken. Kimi tanka kafa tuttu, kimi silaha. Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha. Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet. Ya özgürdü bundan sonra, yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elle bayrak, dille tekbir, koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz. Başkomutan emir verdi, inin meydana. Sahip çıkın, al bayrağı aziz vatana. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. 15 Temmuz temalı tecrübe konuşuyor kahramanlar programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Temmuz gecesi aziz milletimiz içeriden ve dışarıdan ülkemize, istiklal ve istikbalimize kasteden tüm düşmanlara karşı adeta ikinci kurtuluş savaşı mücadelesi vermiştir. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara vatan mücadelesi için koşan ve bu uğurda kanını, canını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ankara verilmez, İstanbul geçilmez, Karaman düşmez, bu ülke bölünmez diyerek can siperhane mücadele ve iman gücüyle tankları durduran, kurşunlara göğüs geren, F-16'lara meydan okuyan aziz, yüce ve şanlı Türk milletimizin tüm kahramanlarına, gazilerimize huzurlarınızda buradan selam ediyor, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Evet, hayat rehberimiz, kurtuluş reçetemiz, dünya ve ahiret saadetimizin anahtarı, kutsal kitabımız, Kur'an-ı Kerim tilaveti için kıymetli İmam Hatip hocamızı davet edeceğim. Ve Kur'an-ı Kerim tilaveti için İmam Hatip Sayın Hüseyin Selma Altın'ı ben sahneye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين. الفاتحة. Devam edelim. Karaman'ımızın kıymetli büyüğü Sayın Valimiz Süleyman Tapsız'ın konuşmalarını yapmak üzere sahneye teşriflerini arz ederim. Darbe teşebbüsünde bulundular. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, hükümetimizin kararlı duruşu ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine tüm Türkiye'de bütün milletimizin sokaklara ve meydanlara çıkması ve bu hainler karşısında sarsılmaz bir iradeyle duruşlara karşısında geri adım atmak durumunda kaldılar. Ve hepsi bildiğiniz gibi yakalanarak cezalarını çekmek üzere adalete teslim edildiler. Ve bu millet Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bir mücadele vermişse ve Kurtuluş Savaşı'nda kendi içerisinden işte Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam'ı, Gaziantep'te Şehit Kamil'i, Şahin Bey'i ve yine Erzurum'da Nene Hatun'u, İzmir'de Hasan Tahsin'i bağrından çıkarmışsa, yine bugün de Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Zembilli Ali Efendi'den, Molla Fenari'den beslenen ve onlardan ilham alan Türk milleti ve Karamanlı siz saygıdeğer hemşerilerim, işte bağrından kimleri çıkardı? İşte şehit Muhammed Yalçın'ı çıkardı ve gaziler Şerife Boz hanımefendiyi çıkardı, İsmet Doğan kardeşimizi çıkarttı ve Fatih Zengin'i çıkarttı bağrından. Kurtuluş Savaşı'ndaki verdiği mücadelenin aynısını 15 Temmuz akşamı verdi. Hem millet iradesine sahip çıktı, iradesini gasp etmek isteyenlere karşı, demokrasiye karşı, yani demokrasisine sahip çıktı, kendi iradesine sahip çıktı, ezanına, bayrağına, vatanına sahip çıktı. Ve bu millet bir toprak nasıl vatan olur onu tekrar gösterdi. Hem dış düşmanlara karşı hem de içimizdeki hainlere karşı. Ve bu nedenle değerli kardeşlerim, birazdan misafirlerimiz tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar. Şunu söylemek istiyorum sizlere. Burada daha çok gençlerimiz var. Üniversite öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz burada. Sevgili gençler,
vatanımızın kıymetini bileceğiz. Bayrağımızın gönderde dalgalanmasının kıymetini bileceğiz. Ezan-ı Muhammedi'nin 5 vakit minarelerden yankılanmasının kıymetini bileceğiz. Bakın, milli şairimiz, İstiklal Marşı'nın şairi İstiklal Marşı'nda ne diyor? Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Milli şairimiz o kadar güzel ifade ediyor ki, işte buradaki misafirlerimiz ve burada bulunmayan diğer hem gazilerimiz, şehitlerimiz, işte gövdelerini nasıl siper ettiler ve bu haince girişimi nasıl engellediler, bunu hep beraber yaşadık ve gördük. Ve bütün dünya işte şuna şahit oldu. Bu Türk milleti inandığı zaman, başkomutanına inandığı zaman, liderine inandığı zaman, işte bayrağı için, ezanı için, vatanı için neler yapabileceğini çok net, açık bir şekilde gösterdi. Şunu anlatmak istiyorum. Başka yerlerde bunu anlattım ama yine duymayan veya bilmeyen kardeşlerimiz vardır. Onlar da bunu bilsinler diye anlatmak istiyorum. Bakın, ezan-ı Muhammedi'nin kıymetini bileceğiz dedim. 5 vakit okunuyor minarelerden. Bayrağımız dalgalanıyor ki hepinizin elinde bugün bayraklar var. Ve ben buraya Suriye sınırında bulunan Kilis vilayetimizden tayin olup geldim ve orada 4 yıl görev yaptım. Nüfusundan daha fazla Suriyeli kardeşimizi orada Kilis ve bizler misafir ettik. Orada şunu gördüm. Vatansız olmak ne demek? Bunu Suriyeli kardeşlerimizden çok iyi anladım. Ve onlar da çok iyi biliyorlardı. Ve Türk milletine karşı sonsuz şükranlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize karşı minnet ve şükran ifadelerini, işte Türk milletine olan şükranlarını her vesileyle ifade ediyorlardı. Rusya dağılmadan önce bir yazarımız Azerbaycan'a ziyarete gidiyor ve Azerbaycan'da bir köyde yaşlı bir ninenin ve çocuklarının beraber yaşadığı bir köy evine misafir oluyor. Türkiye'den de gittiği için bu Türk Cumhuriyetleri kurulmadan, bağımsızlıklarını kazanmadan önceki bir hadiseyi anlatıyorum. Orada misafir oluyor ve akşam yemekler yeniyor. Yemekten sonra çay, kahve içiliyor ve ardından işte saat 12 oluyor. Hiç yatan falan yok, herkes bekliyor. Saat yarım oluyor, bir oluyor. İşte bu Türkiye'den giden yazarımız şöyle düşünüyor. Herhalde bana çok saygı ve hürmet gösterdikleri için ben hani uykum geldi yatalım demeden herhalde bunlar gitmeyecek diye düşünüyor. Ve biraz da esprili olarak diyor ki, ya sizin memlekette diyor yatılmıyor mu yani, uyumuyor musunuz siz diye soruyor. Artık onlar da anlıyorlar, diyorlar ki, biz diyorlar buradan demir yolu geçiyor, istasyon var burada, treni bekliyoruz. Saat 3'te sabaha karşı tren gelecekmiş istasyona. İşte o evde 80-90 yaşındaki ninemizin büyük oğlu Türkiye'ye gitmiş, o gelecekmiş, onu bekliyorlar. Peki diyor, o da onlarla beraber bekliyor. Sabah saat işte 3 olunca 3.30'a doğru şey geliyor, oğlu geliyor. Herkes ayakta, karşılıyorlar. Ve o 80-90 yaşındaki ninemiz o yaşına rağmen heyecanla kapıya koşuyor. Ondan sonra oğlunu karşılıyor, sarılıyorlar. Ve oğlu elinde bir poşet, şöyle birkaç kiloluk bir poşet var. O poşeti annesine uzatıyor. Teyzemiz onu alıyor, 3 defa öpüyor, alnına koyuyor. Ondan sonra oturuyorlar. Tabii bu Türkiye'den gelen misafir merak ediyor. Diyor ki, yani nedir bu? Bu poşette ne var böyle öpüp alnına koyacak? Hani biz biliyorsunuz bir Kur'an-ı Kerim'i öperiz, alnımıza koyarız, bir de bayrağımızı. Merak ediyor, diyor ki ne var bunda?
İşte ninemiz diyor ki, evladım ben diyor şu anda işte 90 yaşındayım. Bir ayağım çukurda. Her an hak vaki olabilir. Ve ben şunu istedim. Bu memleket 70 yıldır Rus zulmü altında. Ve 70 yıldır bu memlekette ezan okunmuyor. O nedenle ben şunu arzu ettim. Öldüğüm zaman mezarımın üzerine ezan sesi duyan toprak serpilsin diye oğlumu Türkiye'ye gönderdim. Ve Türkiye'den 5 vakit ezan okunuyor ya, ezan sesi duyan toprak almış Türkiye'den ve Azerbaycan'daki köye getiriyor evladı. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir düşünün. Hiç farkında mıydık biz sahip olduğumuz bu güzelliklerin? İşte bayrağımız dalgalanıyor, ezan 5 vakit okunuyor. Demek ki okunmazsa o ninemizin işte ona karşı iştiyakını düşünebiliyor musunuz? Türkiye'den toprak getir diyor. Evet, o nedenle değerli kardeşlerim, sevgili gençler, biz sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bileceğiz. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl unutmuyorsak, Malazgirt'i nasıl unutmuyorsak, Çanakkale zaferini nasıl unutmuyorsak, 15 Temmuz'da bu milletin bekası, bu devletin, milletin bekası söz konusuydu. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ve daima hatırlayacağız. Bu çok çok önemli. Sizlerin hem yakın tarihimizi hem de bu geceyi iyi okumanızı, iyi araştırmanızı, iyi görmenizi arzu ediyorum ve istiyorum. Evet, ben bu programı düzenleyen Gençlik Spor Bakanlığımıza, Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Beyefendi'ye ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu unutulmaması ve daima hatırlanması bakımından çok önemli. Ve buraya İstanbul'dan, Ankara'dan kalkıp ailesiyle beraber zahmet edip gelen değerli kahramanlarımızı, Şerife Boz Hanımefendi, İsmet Doğan, Fatih Zengin ve Muhammed Yalçın kardeşimizin ailesine, annesine, babasına, kardeşlerine de tekrar hoş geldiniz diyorum. Onlara, Karamanlı siz hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Çünkü onlar da yarın tarih yazacak ve onlar daima hatırlanacak. İsimleri unutulmayacak hiçbir zaman. Ve siz değerli Karamanlı hemşerilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. 15 Temmuz akşamı belki en erken meydanları, Aktekke meydanını dolduran sizlerdiniz. Ve bir ay boyunca hiçbir fark gözetmeden, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmadan, her siyasi partiden, her siyasi görüşten Karamanlı hemşerilerimiz bir ay boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak meydanları doldurdunuz. Ve meydanlarda birlik ve beraberliği en güzel şekilde sergilediniz. O nedenle sizlere de devletim ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Moderatörümüzü davet edeceğim. Kendisi de sizler gibi, bizler gibi o gece meydanlarda bu ülkenin bölünmez bütünlüğü adına iman dolu göğsünü evelallah meydanlara çıkarak siper etmiş aslan gibi bir Türk evladı. Kıymetli alkışlarınız İsmail Hakkı için. Selamların ve kelamların en güzeli Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sevgili Karamanlılar. Evet. 15 Temmuz gecesi neler yaşandığına hepimiz bir şekilde şahit olduk. Kimimiz televizyon ekranlarında şahit olduk. Kimimiz sosyal medyayı takip ederek şahit olduk. Kimimiz sokaklarda tankların ve namluların önünde bizzat şahit olduk. Neticede hepimiz o hain geceyi yaşadık ve biliyoruz. O gece
Bu hainlerin yapmaya çalıştığı şey bir intikam girişimiydi. Bunlar intikam almak istediler. Haçlılar 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye saldırdı Aziz Karamanlılar. Aynı dedeleri gibi, tapınak şövalyeleri gibi. Gizlene saklana saldırdılar bize. Bize ait olan tankları, bize ait olan uçakları, bize ait olan silahları ve mermileri kullanarak bu aziz millete saldırdılar. Onları 12-13 yaşından itibaren vergileriyle, sevgileriyle, muhabbetleriyle, üzerine titremeleriyle, ayakları taşa takıldığında ağlamalarıyla büyüten, yetiştiren Türk milletine namlu doğrulttular bu hain şerefsizler. Bunlar Uhud'un, Bedir'in intikamını almak için geldiler buraya. Bunlar Kosova'nın, Mohaç'ın intikamı için geldiler buraya. Bunlar olur ya İstanbul'u belki tekrar Konstantinopolis yapar mıyız ümidiyle geldiler buraya. Olur da Ayasofya'da tekrar ayin düzenler miyiz umuduyla geldiler buraya. Yahu hiç tarih okumuyor musunuz? Hiç belgesel seyretmiyor musunuz? Hiç aklınıza gelmiyor mu bir tane tarih kitabını, bir tane tarih dergisini açalım da Çanakkale'de başımıza ne geldi bir okuyalım. Hiç düşünmediniz mi ahmak oğlu ahmaklar? Hiç aklınıza gelmedi mi? Hesaba katmadılar. Belli ki tarih okumamışlar Aziz Karamanlılar. Belli ki bilmiyorlar dedelerimizin kazma kürek sapıyla dedelerini Çanakkale'de suya çamura bulaya, kuma taşa vura vura kovduğunu öğrenmemişler demek ki geldiler buraya. Geldiler ama acı bir vesika bıraktılar maalesef. Bizden görünen insanları, insan demeye bile esef ediyorum ama bizden görünenleri kullanarak, hem de yıllarca kullanarak içimize girdiler, o hançeri saplamaya çalıştılar. Elhamdülillah bu aziz millet onlara izin vermedi, ilelebet de vermeyecek. Zira biz Türk milletiyiz. Bu hainleri, o Pensilvanya'daki şeytan var ya şeytan, o Pensilvanya'daki şeytan var ya şeytan, o Pensilvanya'daki şeytanı kullanarak bizi can evimizden, damarımızdan vurmak suretiyle hain olarak beyinlerini yıkadılar, içimize yerleştirdiler, kah soru çaldılar, kah gönlümüzü çaldılar, kah kapımızı çaldılar. Dergi sattılar, gazete sattılar, çocuklarımızı aldılar, okuttular, güya ne oldu? Kardeşi kardeşe düşman ettiler, evladı anaya babaya düşman ettiler ve o gece de gerçek yüzlerini ortaya döktüler. Evet. Hesaba katmadıkları tek şey bizim Çanakkale ehlinin torunları olduğumuzdu. Bunu hesaba katmadılar. Çıktılar sokağa, dediler ki bu millet nasılsa uyur, biz de darbemizi yaparız, ülkeyi böleriz. Hazır bekliyorlardı kıymetli hemşerilerim. O kahrolasıca DAEŞ Antep sınırında bekliyordu. Kahrolasıca PKK kırsallarda, dağlarda, aportta bekliyorlardı av köpeği gibi. Düdük çalındığında biri Antep'e koşacaktı, öteki Diyarbakır'a, Mardin'e koşacaktı, özerklik ilan edeceklerdi. Bu hainlerin onlara gıkı çıkmayacaktı. Ondan sonra Rusya aynen güzel Halep'i bombaladığı gibi
canım Halep'i, canım İdlib'i bombaladığı gibi o hain Rusya, terörist Rusya gelip Antep'i bombalayacaktı. Burada DAEŞ var diye. Masum insanlarımızı toplu toplu katledeceklerdi. Plan büyüktü. Uyanık olmak lazım. Ama ters tepti elhamdülillah. Bitti mi bitmedi. Şimdi türlü türlü hilelerle, oyunlarla gene gelecekler. Hazır durmak lazım. Sağlam durmak lazım. Safları sık tutmak lazım. Bu hainlerin dedeleri bizim dedelerimize saldırdı. Bu hainler bize saldırıyorlar ve saldıracaklar. Bu hainlerin velekleri de bizim neslimize saldıracak. Bunu bir kenara yazalım. Bunu unutmayalım. Unutturmayalım. Sağ olsun bu programı düzenleyenler, maksat da bu ya zaten. 15 Temmuz hain girişimini unutturmamak, unutmamak. Asla. Bunu kalbimize yazalım, kafamıza yazalım, evimizin duvarına yazalım, arabamızın camına yazalım. Bunu unutmayalım. Zira şehitler verdik. Gazilerimiz var. Hain bir geceydi. Bu kardeşiniz İstanbul'daydı, sokaktaydı o gece. Gördü olup biteni. Kardeşlerim şehit oldu. Çok sevdiğim insanlar şehit oldu. Ülke için çalışan, ümmet için çalışan insanlar şehit oldu. Allah rızasından başka bir şey gözetmeyen insanlar gözümüzün önünde patır patır düştü, şehit oldu. Unutanın kanı kurusun. Aramızda hemşehriniz Selahattin Yalçın ağabey var. Selahattin ağabeyin oğlu 22 yaşındaki Muhammed Yalçın kardeşimiz o hain gecede Ankara'da külliyede şehit düştü. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Amin. Rabbim ailesine ve yakınlarına inşirah versin, kolaylık versin, sabrı cemil versin. Amin. Rabbim bu kardeşinize de şehadet nasip etsin. Allah razı olsun. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Aramızda o geceyi dışarıda sokakta yaşayan kahramanlarımız var. Onları sizlere takdim edeceğim efendim. Ve sonra onlar sizlere o gece dışarıda sokakta tankların önünde, yanında, meydanlarda neler yaşandığını gördükleri pencereden aktaracaklar inşallah. Bir sporcu en üst seviyeye gelmek ister. Milli olmak ister, ülkesini gururla temsil etmek ister, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı gönderin en üstüne çektirmek ister. Başka ne ister ki bir sporcu? Öyle bir kardeşimiz İsmet Doğan, milli karateci. Milli karateci, iyi de bir karateci. O gece hain kalkışmayı duydu, hiçbir şeyi umursamadan sokağa çıktı. Gitti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki askerlerle münakaşa etti. Onlara hangi hatle orada bulunduklarını sordu. Onu kurşunladılar. Her iki bacağından da kurşunladılar. Aylarca koltuk değnekleriyle yürüdü. Artık karate yapamıyor. Ama elhamdülillah İki tane madalyası var o kardeşimizin. Gazi oldu. İsmet Doğan aramızda. Aleykümselam. Hoşçakalın. Nasılsın? Elhamdülillah. Bir öğretmenimiz var. O da Ankara'da yaşadı o hain geceyi. Ankara'da olana bitene tanık oldu. Ankara penceresinden yaşadıklarını sizlere aktarmak üzere aramızda. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde, ben de bu arada İmam Hatip Lisesi mezunuyum, Konya İmam Hatip mezunuyum. Gururla davet ediyorum müsaadenizle kendisini. Mehmet Fatih Zengin Bey aramızda. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir hanım. Nene Sultan, bileği benim diyen erkekten kuvvetli bir anne.
O hain gecede çoluğunu çocuğunu aldı, meydanlara koştu. Demedi ki, yahu bana bir şey olursa bu çocukların hali nice olur. O şunu söyledi, bu vatan elden giderse zaten bu çocukların hali ne olur? O yüzden sokağa çıktı. Eşinin kamyonunu gasp etti, sevgili hemşerilerim. Beyinin kamyonunu gasp etti, ben hayatımda o kadar tıka basa bir kamyon görmedim. Şerife Boz ablamız aramızda. Önce bir kendinizi tanıtın inşallah. Sonra da o gece neler yaşandı, sonrasında neler yaşandı, ne çeşit duygularla meydana gittiniz, o kamyonu nasıl kullandınız? Karamanlılar merak ederler. Buyurun efendim. Esselamun aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim. Aleykümselam. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza selam olsun. Vatanını darbeden kurtaran Türk halkına selam olsun. Vatanını bekleyen havada, karada, denizde, bütün her yerde askerlerimize, polislerimize selam olsun. Allah'ım onları korusun. Amin. Amin. Ben Şerife Boz, Gümüşhaneliyim. Dört çocuk annesiyim. Vatanını, milletini, bayrağını çok seven bir Anadolu kadınıyım. ...15 Temmuz gecesi benim için çok karanlık, çok zor, çok kötü bir geceydi. Allah bir daha yaşatmasın. Vatan benim için bir ana, bir baba, bir namus gibidir ama anasız babasız yaşanır ama vatansız asla yaşanmaz. Ben televizyon izlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine eşim yeni namaz kılıp yatmıştı. Yanına gittim, köprünün çok kalabalık olduğunu gördüm. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız çağrısını gördüm. Eşimin yanına gittim, dedim ki köprü çok kalabalık. Cuma'dır dedi, olur. Kalabalık olur. Yok dedim, askeri araçlar gerçekten çok kalabalıktı. Çok kalabalık bir meydana toplandılar, köprülere toplandılar. Eşim dedi gene cumadır, kaldırdım onu, bak dedim çok kalabalık dedim, herhalde bir şey yapıyorlar dedim. Yani anladım bir şey olduğunu ama darbeyi anlamadım, yalan söylemeyeyim. Ama darbeyi de yaşadım ama böyle değildi. Bu hainler Türkiye'mizi bölüp parçalamak, başka şeylerin peşindeydiler. Ondan sonra eşim ellerini dizlerine vurarak kalktı gitti. Ben de hemen çarşafımı üzerime giyerek çocuklarımı, torunlarımı alarak gerçekten sokağa indim ama herkesi, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın herkesi çağırdım. Bakın dedim, vatan elden gidiyor, gelir misiniz benimle? Gittim ben sabahın 6'sına kadar köprüde durdum ama yani ben kendimde değildim. Çok heyecanlı gittim. Çok tekbir getirerek, selavati şerifeler çekerek, çok isteyerek gittim. Gerçekten cihata gittim. Hiç korkmadım. Bir daha olsa bir daha giderdim. Tankların yanına kadar gittim. Siz sokağa çıktığınızda torunlarınızı, çocuklarınızı alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı gelmiş miydi? Gelmişti, izlemiş miydiniz? Evet, onu? Gelmişti ama eşim ondan önce gitmişti. Ben evet. Onun çağrısı üzerine çıktım. Herkesi aldım gittim. Yani oraya gittim ama hiç kendimde değildim. Öyle baktım ki tankın yanındayım. Burak'ı tanıyorsunuz. Burak tankın üstüne çıktı ama o hiç kendini meydana vermiyor. Kardeşlerim de geldi. 48 yaşında bir kardeşim vardı. Ablacığım gitme ne olur, bir şey olur. Bak ölürsünüz, hep berabersiniz. Kardeşim öldü ama ben ölmedim. Kardeşim yani normal öldü, şehit olmadı ama gerçekten o da çok acılı bir ağrıyla öldü. Bir hafta oldu öleli. Allah rahmet eylesin. O bana çok yalvardı, ablacığım gitme. Demek ki Rabbim böyle emretmiş. Şehitlik mertebesini biliyorsunuz en yüksek bir mertebede ama bize Mevlam nasip etmedi. Ondan sonra eve geldim. Geldikten sonra eşime dedim, Şenol dedim, kamyonda gidelim mi, bana kızdı.
Kız da kalktı sabahleyin kendi gitti ama ben de sabah namazını kıldım. Hiç uyumadım. O planı hazırlıyordum zaten. Acaba gidebilir miyim? O gitmese ben gidebilir miyim falan filan. O gitti. Gidince ben saat 9-10 bilmiyorum o saat tam olarak bilmiyorum ama çocuklarımı, torunlarımı alarak apartmandan da milleti alarak aşağı indim. Herkese bağırdım. Komşumu yanıma aldım. Komşuma dedim Sema ablacığım gelir misin? O da geldi. Herkese alarak o kadar millet yoktu kapının önünde ama caddeye çıkana kadar belki vardı 150 kişi. Bu arada siz kamyonla çıktınız değil mi? Evet kamyonla çıktım ama korkudan da yani korktum bir şey olur çoluğa çocuğa diye. Ya Allah Bismillah diyerek çıktım. Dedim inşallah bir şey olmaz. Oraya kadar gittim tekbirler alarak. Gerçekten bir mahşer günüydü. Yaşamanız lazım, görmeniz lazımdı. Yani o bombalar, yani ama hiç korkmadım. Gerçekten Allah iman gücü verdi. Gerçekten o insanın içinden korkuyu aldı. Gerçekten bir erkek gibi oraya gittim. Zaten arabayı güç sürmüyor ki. Arabayı yani şey sürüyor, yürek sürüyor, iman sürüyor. İmanımla yüreğimle oraya gittim. Taksim'e indim. Tekbir getirerek, bağırarak Taksim'e indim. Taksim'de eşim yanıma geldi ama polisler koymadı eşimi. Sen niye yanaşıyorsun bu bayanın yanına? Sen kimsin dediler. Ondan sonra buna dedim nasıl olsa ben buraya getirdim bunu. O kapıyı açmak üzere ben örttüm üstüne. Tekbir al. Yani çok tekbirler getirerek. Çok halk da destek oldu. Allah razı olsun. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Amin. Rabbim göstermesin. Amin. Daha ne diyeyim? Allah'ım selameti hep üzerinize olsun. Rahmeti, bereketi. Tekrar Allah'ım yaşatmasın bu tür olaylar. Gençlere bir tavsiyeniz var mı son olarak? Tabii. Gençlerimize ben okuyun diyorum. Çok akıllı olalım. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl unutmadıysak 15 Temmuz'u asla unutmayalım. Dik duralım, birlik olalım, beraber olalım. Hep bir olalım. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz programımıza ve Karaman'a. Siz Ankara'daydınız olay gecesi. Ankara'da durumlar nasıldı? Orada sizin pencerenizden nasıl vuku buldu 15 Temmuz gecesi? Bir de sizden dinleyelim neler yaşadınız? Buyurun efendim. O gece babamın ameliyatı dolayısıyla hastanede başında refakatçi olarak bulunuyorduk. Tabii saat 9-9.30 civarı çok iyi hatırlamıyorum. Babam içeride rahatsızlığı dolayısıyla dinleniyor. Ben hemen yanındaki odadayım. Onun yanındayım. Uçaklar uçuyor ama anlayamıyorsunuz. Biraz önce ablamın dediği gibi. Kendi ülkenin, kendi savaş uçağının öyle bir niyetle uçabileceği hiç aklıma gelmiyor. Aklıma gelen, doğuda güneydoğuda bir operasyon var. Herhalde Diyarbakır'dan kalkan jetlerle alakalı yine operasyon gitti. Operasyon oluyor. Bilgisi, istihbaratı PKK'ya gittiği için bu sefer Ankara'dan kaldırıyorlar. Aklıma gelen düşünce bu. Bu arada televizyonda Boğaz Köprüsü ile alakalı görüntüler geliyor. Aklıma gelen tek bir şey o günlerde yaşanan Fransa'daki saldırı. Bombalı kamyon saldırısı. Herhalde yine bir bombalı kamyon saldırısı olacak. Bununla alakalı askerlerimiz tedbir aldı. Ben o günde, bugün de Kahraman Mehmetçiğimize bu olayı uzaktan yakından ilişkilendirmiyorum. İçindeki hainler müstesna. İsmi üzerine zaten hain. Olay darbe bildirisinin TRT'de okunmasına kadar hep iyi niyet, hüsnü niyet üzerine devam etti. Ama bildirinin okunması ardından işin rengi, şekli, şemali çok net. Artık bundan sonra beklemek zaman kaybı, beklemek gaflet. Babamı hemşire alıma emanet ettiğimi biliyorum. Ardından arabama binip yola çıktığımı. Yolda Ankara'nın nabzını bilen bir abime telefon açtığımı, ondan aldığım bilgi doğrultusunda hareket ettiğimi biliyorum. Bize gelen ilk bilgi Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya havaalanına geleceği şeklindeydi. Ama havaalanına giderken aldığım haberlerden duyduğum bilgi üzerine İstanbul'a gideceğine dair Cumhurbaşkanımızla ilgili bilgi ulaştıktan sonra arabamla geri dönüp Ankara'yı bilenler bilir. Ankara'da Kızılay Meydanı önemlidir. Ulus Meydanı önemlidir.
ve yolda yine haberlerden aldığımız bilgiye göre Genelkurmay'ın önemli olduğunu öğrendim. Rotamı o tarafa çevirdik. Yolda Isıye Köprüsü civarında bir zırhlı personel taşıyıcı olan mücadeleyi hatırlıyorum. O mücadele esnasında kucağında sol elinde belki 3 belki 4 yaşında bir çocuğunu almış. Sağ elinde ise bir taş parçasını fırlatmak için, zırhlı personel taşıyıcısını fırlatmak için elinden gelen gayreti gösteren bir ablamı hatırlıyorum. Zırhlı personel taşıyıcının toplam hareket alanı 40 metre çapında bir alan ama etrafına toplanmış insanlar sanki bisikletli çocuğun bisikletini durdurmak istermişçesine gözü kara, gözü pek olaya müdahale derdinde. Ardından Kızılay. Kızılay'a giderken yine hatırladığım bir görüntü. Bunu hiç unutmuyorum. Hainlerle alakalı yan yana getirilebilecek ve getirildiğinde ibret alınacak bir olay. Gecenin karanlığında onun zenci olduğunu bildiğim bir çocuk, elinde bayrağımız. Bilmem hangi ülkeden gelmiş, bu ülkenin ekmeğini, suyunu belki daha yeni yemiş ama ihanet etmemiş bir evladı gördüm. Ardından Kızılay Meydanı'nda yönlendirmeler vardı. Orada duyduğum iki cümle vardı. Burada beklemeyin. Ya Ankara Emniyeti ya Genelkurmay. Kızılay Meydanı'nda toplanıp bayraklarını sallayanlara, Kızılay Meydanı önemli ama iki kritik nokta var. Ankara Emniyeti bombalanıyor. Genelkurmay'ın önü karışık. Genelkurmay'ın içerisinde Genelkurmay Başkanımız rehin alınmış. Beklemektense gereğini yapın. Yine Ankara'da olanlar bilirler, Kızılay Meydanı ile Genelkurmay'ın arasındaki mesafe Ankara Emniyeti ile olan mesafeden çok çok daha yakın. Yapılacak tek bir şey var, Ankara Emniyeti'ne gitmektense Genelkurmay'a yönlenmek. Genelkurmay'a yönlenirken, Sıhhiye'den de gelirken üzerimizden uçan uçaklar, benim ülkemin uçakları, benim vergilerimle uçan uçaklar üzerimizden alçaktan uçuyorlar. Helikopterlerin Genelkurmay'a doğru giden ya da büyük bir ihtimalle Ankara Emniyeti'ne doğru giden vatandaşların üzerine ateş açışlarını görüyorsunuz. Ama vatandaşın gözü pekliği o kadar güzel ki arkadaşlar. Helikopter ateş açarken bir ağacın arkasına saklanıyoruz. Helikopter geçince yola devam ediyoruz. Burada aklıma şey gelir benim. Hani düğünlere katılırsınız da düğünlerde yanı başınızda silah sıkanlar olur kızarsınız. Çek şusun dersiniz, şeytan doldur dersiniz. O gece şeytan vardı da, şeytanın doldurduğu tabanca değildi. Uçaktı, helikopterdi ama çek şu şeytanı diyen yoktu. Şeytanın üzerine giden bir güruh vardı. Gerçekten grup grup, oluk oluk, eşiyle, çocuğuyla, evladıyla, anasıyla, babasıyla giden ama düğüne gidermiş gibi giden bir güruh vardı ortada. Genelkurmay'ın önüne geldiğimde içeri bir hareket düzenleneceğine dair bir resmi polisin ifadesini hatırlıyorum ama bir süre sonra korkuluk demirlerini yıkıp içeri girdiğimi hatırlıyorum. Ana protokol kapısını, o meşhur Genelkurmay'ın süslü kapısının önüne vardığımı hatırlıyorum. Kapıyı zorlamaya başladığımızı, büyük ihtimalle içeride meydana gelen vatandaşın bu tepkisi, bizim bu tepkisi üzerine meydana gelen tedirginlikle o cumbalı şekildeki Genelkurmay kapısının kenarına bir grubun hareket haline geçtiğini ve çok değil, belki bir dakika sonra üzerimize ateş açıldığını hatırlıyorum. Elhamdülillah. Ardından da güzel bir olayı hatırlıyorum. Çünkü vurulduğumu hissettim. Hissederken bir duygum da şuydu. Hani insan şehadete ulaştığında şehadet şerbeti deriz ya, o kadar güzel ikramlar olur ki. Emin olun ayağımdan yaralandığımda çok farklı bir tat, çok farklı bir lezzet, çok farklı bir havayı soluduğumu biliyorum. Yere düştüğümü, ardından da yanımdaki, sağımdaki, solumdaki şahısların beni sürüklediğini hatırlıyorum. Sonra hastane, ardından tedavi. Allah'a şükürler olsun. Ben kendi adıma şükrediyorum ama şu noktadan da üzüntülüyüm. Çünkü yaralandıktan sonra İşin tamamına ermemesi noktasında kendi kendimi hesaba çektim. Acaba ne eksikti diye. Abdestimden şüphem vardı. Acaba abdestsiz mi çıktım diye. Sonra aklıma geldi. Ben yatsı namazını kılmak için abdestimi almıştım. Sonra kendi kendime takdirat.
dedim ve duam şu. Hani nişanlı olanlara Allah tamamını erdirsin denir ya. Biz nişanımızı aldık. Dua edin Allah tamamını erdirsin. Bana, evlatlarıma, eşime, çocuklarıma ve hepimize bu fani ömrü Allah'ın rızasını kazanmış olarak, şehadet mertebesine varmış olarak bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Amin. Burada altını çizeceğim bir nokta var. Benim dikkatimi çeken 15 Temmuz'da kullanılanlar bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen insanlardı. Bu ihaneti organize edenlerin belki niyeti şuydu. Biz bu işi yapsak bu millette birlik ve beraberlik daha fazla olur. İçinden çıkardığımız ihanet şebekesi ile bu millet içerisinde fitne doğurabiliriz diye. O ihanet şebekelerinin büründüğü kisveler ki silahlı kuvvetlerimiz, kahraman silahlı kuvvetlerimizin kimliklerine bürünmüşlerdi. Silahlı kuvvetlerimiz de aralarında bu milletin nifak oluşturabilmekti belki amaçları. Tek düşüncem şu. O gün aramızdan biz çok özür diliyorum. Bir pisliği temizledik. Bölünme zamanı değil. Silahlı kuvvetlerimizle, emniyetimizle, devletin farklı kurum ve kuruluşlarımızla biz hep beraberiz. Biriz, inadına biriz. İhanet şebekeleri nereden gelirlerse gelsinler, onlara karşı bu millet aklını, fikrini, zikrini kullanacak kadar basiret sahibi ve eminim 12 Mart'ları gören, 27 Mayıs'ları gören, 12 Eylül'leri gören ya da 28 Şubat'ları gören bu millet 15 Temmuz'un ardından yeni günleri de görecek. Görecek ama tavrı yine aynı olacak. Çünkü damarlarda dolaşan kan farklı. Dünyayı görüş şeklimiz inşallah Rabbimin lütfu keremiyle farklı. İnşallah bu ülke topraklarında değil, tüm dünya topraklarında o ilahi kelimetullah nizam-ı alem davamızla, ülkümüzle aydınlığa ulaşacağımıza inanıyorum. Rabbimden dua ediyorum, temenni ediyorum. İnşallah o günleri ben hayattayken görür, nefesimizi, son nefesimizi öyle veririz inşallah. Allah razı olsun. Kıymetli hemşerilerim, aramızda bir kardeşimiz var. Müzisyen, sanatçı bir kardeşimiz. Bu kardeşimiz 15 Temmuz gecesi ile ilgili çok güzel sözler yazdı ve çok güzel de bir beste yaptı. Harika bir marş çıktı ortaya. Hüzünlü bir yanı var elbette. Zira bu marşı şehitlerimizle doldurdu. Onlara ithaf etti. Bu marşı Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf etti. Bu marşı aziz Türk milletine ithaf etti. Üzeyir Aktulum kardeşim, Evladı Fatihan adlı eseriyle sizlere seslenecek. Kendisini sahneye davet ediyorum efendim. Alkışlarımızla. Vakitsiz kulak verdik kalmadık sessiz. Sandılar ki biz kimsesiz. Uyan evladı Fatihan. Darbeye karşı dik duran ne yiğitler doğurdu bu vatan. Düsturumuzdur Kur'an. Asil Türk milleti hadi dayan. Kurdular Mehmet Mustafa'yı vurdular.
bir sena sesi vakitsiz. Kulak verdik kalmadık sessiz. Sandılar ki biz kimsesiz. Uyan evladı Fatihan. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. İsmet kardeşim, sen de hoş geldin. Sen de İstanbul'daydın o gece. Bir de senden dinleyelim. O geceki duygu ve düşüncelerini, şu anki duygu ve düşüncelerini ve o gece yaşadıklarını. Buyur kardeşim. 15 Temmuz öncesi bir kesim diyorlardı ki bize, Müslümanlar korkak, Müslümanlar vurdum duymaz. 15 Temmuz'da gördük kimin korkak olduğunu. Canı pahasına da olsa bana milletimle ölmek yakışır diyen bir liderin, bir liderin milletinin dünyaya verdiği dersi gördük. Dünyaya demokrasi dersi verdik elhamdülillah. Dünyaya cesaret dersi verdik. Hepsine ders oldu. O gece ben neler yaşadım? Ben İstanbul'daydım. Büyükşehir Belediye'de vuruldum ben. Arkadaşımla akşam yemek yiyorduk. O esnada televizyonda haberleri gördük. Köprü tek taraflı kapanmıştı. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kapanmış. Biz de dedik herhalde terörle alakalı bir durum vardır muhtemelen. Öyle düşündük. Tabii ben 15 Temmuz'dan 3 ay önce bir rüya gördüm. Onu da anlatayım. Hayırlı. Rüyamda, evet, rüyamda İsrail askerleri havadan bulunduğumuz şehri sarıyorlar. Havayı kuşatıyorlar Sikorsky helikopterlerle. Ben de dama çıkıyorum. Diyorum ki niye geldiniz? Onlara bağırıyorum, saydırıyorum rüyamda. Çıkıyorlar oradan, ayaklarıma sıkıyorlar. İki ayağımdan vuruluyorum. Sonra diyorlar ki görev tamam, gidebiliriz. Uyandım rüyamdan. Dedim Allah Allah, hayırdır? Nasıl? Alakasız bir rüya yani. Ayaklarımdan vuruluyorum, yürüyerek iniyorum. 15 Temmuz'da hastanede, orada hemen jeton düştü. Geldi rüyam aklıma. Elhamdülillah. Rabbim bana göstermişti önce. Elhamdülillah. Yemeği yedik biz. Aksaray Meydanı'na geldik. Sivil ekipler önümüzü kapattılar. Polisler, indim araçtan arkadaşımla. Tabii o esnada 11 sularında İstanbul'da hemen hemen ana arterlerin hepsi kapandı. Amaç halkla askeri ilk anda o cuntacıları karşı karşıya getirmemekti. İndim ben, dedim ki abi ne oluyor? Dedi artık bu işin şakası kalmadı. Neyin şakası kalmadı? Kime sordunuz bunu? Polise. Polise yolları sordu. Kapatıyor. O çelik ileğini giydi elinde silahı. Dedim abi ne oluyor? Neden yolu kapatıyorsunuz? Dedi ki artık bu işin şakası kalmadı. Darbe de yapıyorlar. Tabii insanlarda bir telaş, koşuşturmaca, herkes böyle kaçışıyor. Ben başta kamera şakası sandım. İstanbul'un göbeğindesiniz. Herhalde kamera şakası dedim. Sonra baktım bu kadar organize bir şaka olamaz. Anladım. Sonra eve gitmemiz gerekiyor dedim. Çünkü ben darbe görmemişim. Darbede ne yapılır bilmiyorum. Ben ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Eve gittik, televizyonu açtık arkadaşlarla. TRT 1 denk geldi. İşte hepiniz izlemişsinizdir. Yurtta Su Konseyi yönetimi el koymuştur. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir vesaire. Ama vücut dilinden biraz anlıyorsanız o kişi baskı altındaydı. Dedi ki diğer kanalları açalım. Baktık başbakanımızın açıklamasını gördük, cumhurbaşkanımızı gördük. Ben dedim ki arkadaşlarıma artık biz duramayız. Çünkü o anda ilahi bir dürtü geldi. Ben yerimde duramıyorum. Dedim abi biz dışarıya çıkalım. Bizim bir tane vatanımız var. Biz öleceksek adam gibi ölelim. Abdest aldık. Abdest aldık. İki rekatta namaz kıldık. Dışarıya çıktık ya Allah dedik. Koca Mustafapaşa'dan Vatan Caddesi'ne ineceğiz. Tabii o anda giderken bazı şeyler gözlemledim. Nedir o şeyler diye sorarsanız bana şudur. Marketlerde böyle makarna, şeker, un kuyruğuna giren insanları gördüm ve gözümle bir 20 kiloluk şeker çuvalını iki kişinin alıp götürdüğünü gördüm. Böyle marketler dolmuş, ATM'lerin önünde kuyruklar, bir tane fırın vardı merkezde. İnanır mısınız fırının önünde 15-20 metre kuyruk var. 15-20 metre kuyruk.
Biraz daha ilerledim. Petrollerde araç kuyrukları. Tabii istisnalar vardır, onları katmıyoruz. Ben kendi kendimi yiyorum, içim içimi yiyor. Bağırmak istiyorum, onları aykırmak istiyorum. Ama dedim ki bizim işimiz bu değil. Allah ama, ıslah etsin. Amin. Şimdi şu an düşününce hak veriyorum onlara. Onlar da haklılardı. Peki neden hak veriyorsunuz? İnsanlar inandığı değerler için yaşarlar ve inandığı değerler için mücadele verirler. Onlar dünyalıklara inanıyorlardı, dünya mallarına inanıyorlardı ve gayet normal bunun için mücadele verdiler. Hani bir söz var ya, diyor ki dünya Allah Resulü ve ashabını hiç kirletmedi. Çünkü onlar dünyaya hiç meyletmediler. Elhamdülillah biz o gece millet olarak onu yaptık. Dünyayı ikinci plana attık. Rabbimizi arkamıza aldık, gittik. Bu arada yakın bir zaman önce, bir hafta önce bir rüya daha gördüm. Onu da anlatmıyorum, bekliyorum. Hayır olsun inşallah. Ya ikimiz de vardık. Size de dua ediyorum ikimiz. Elhamdülillah. Hayır güzeldir olsun inşallah. Ya, bekliyorum inşallah. Biz evet. Vatan Caddesi'ne indik. O anda selalar okunmaya başlandı. İlk defa bir selayı bu kadar içten hissettim. O selalarla Rabbimiz bize bir cesaret yükledi. Bizden korku duygusunu aldı ve aynı zamanda bizden acı duygusunu da aldı. Dediler ki Büyükşehir Belediye'ye gidin. O anda çatışmalar çıktı. Jetler uçuyor. Büyükşehir Belediye'ye çıktık. Böyle tam sabaha çıktık. O 12 kişilik bir tim böyle karşımızda barikat kurmuşlar. Bizi gördüler. Elleri ayakları titremeye başladı. Birbirlerine baktılar. Sonra yere ateş açtılar. Havaya ateş açtılar. Düşünüyorum bizim elimizde taş yok, sopa yok, benzeri hiçbir şey yok. Evde bayrak bulanlar bayrak almışlar. İçimizde bir şey var, göğsümüzde bir şey var, o da iman. Göğsümüzdeki iman onları yendi elhamdülillah. Diyorum Allah acaba bizi onlara nasıl gösterdi, onlara sormak lazım. Aralarından birisi çıktı bize doğru geliyor, ben de ona doğru gittim. Göğüs göğüse geldik, gözünün içine bakarak dedim ki Müslüman Müslüman'a ateş eder mi dedim. Soruyorum size, Müslüman Müslüman'a ateş eder mi? Peki cevap verme dedim. Neden ateş ediyorsunuz? Biz size ne yaptık? Yine cevap vermedi. Geriye doğru çekildi. Diğer arkadaşlar o anda çöktüler böyle. Nişan aldılar. Anladım ki üstümüze sıkacaklar. 5 metre var aramızda. Ben de en öndeymiş, kimseyi görmüyorum ne yaptılar. Ben böyle yana doğru döndüğüm esnada ayaklarımdan bir şey girdiğini hissettim. Sonra ayaklarım uyuştu, yere yığıldım. Arkamda bir arkadaş vardı, o kalbinden şehit olmuştu. Hep şehitler denince o ayet-i kerime geliyor aklıma. Tevbe suresinde 111. ayet-i kerimede mealen Rabbimiz buyuruyor ya. Allah müminlerin canlarını ve mallarını karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Allah müminlerin canlarını ve mallarını karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Selam olsun o şehitlere. Selam olsun onları yetiştiren anne, babaya, öğretmenlere. Selam olsun. Vallahi mutlu ediyorum. Çok isterdim onlardan birisi olmak. Nasip değilmiş. Olsun. Sonra bizi hastaneye kaldırdılar. Hastanede bir iki olay yaşadık. Sonra işte buraya geldik. Elhamdülillah. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Onlara çalışmamız var. Ben sizlere birkaç mesaj vermek istiyorum. Lütfen. Teşekkür ederim. Size şimdi 4 tane örgüt ismi sayacağım. İslamofobinin başımıza musallat ettiği İslam düşmanlarını. Sonra araştırırsınız dilerseniz. Biri Almanya'da bir örgüt. Abdullah, Nasrullah, Hizbullah, Fethullah. Bizi Allah'la aldatmalarına izin vermeyelim artık. Kimse bizi Allah'la aldatmasın. Bize inen iki ayet-i kerime neydi? İkra, oku. Neyi okuyacağız? Kur'an'ı okuyacağız. Bunu anladık. Koş, bunu da tam yapmadık da her şeyi okuyacağız. Dünyayı okuyacağız, siyaseti okuyacağız, tiyatroyu okuyacağız. Biz dedik ki ne işi var Müslüman'ın sinemayla, ne işi var sporla? Yanlış. Bir beyin fırtınası yapalım. Eğer 15 Temmuz'u Amerika yaşasaydı ve böyle bir kahramanlıkla atlatsalardı nasıl filmler çevirirlerdi Hollywood'da? Rocky Balboa'yı biliyoruz.
Tek başına adam orduyu yeniyor. Somut bir örneği var. Somut bir örneği şudur. Bunlar kazanamadıkları Vietnam Savaşı'nı kazandılar. Algı olarak Hollywood'da kazanamadıkları bir Vietnam Savaşı. Kaç film çevirmişler biliyor musunuz? Tahmin edebilen var mı? 300 küsür tane film çevirmişler Vietnam Savaşı ile alakalı. Biz artık bunun bilincindeyiz ve artık ümmet olmalıyız. Müminler bir elin parmakları gibidir. Dedik ki işte sen Arapsın, sen Lazsın, sen Türksün, sen Kürtsün. Bu parmakları kopardık attık. Bu parmaklar koparsa bu el işlevini yitirir. Biz bunun bilincindeyiz. İnşallah ümmet olacağız. Müslümansak kardeşiz. Hani bir atasözü var son olarak, onları da söyleyeyim. Diyor ya, domuzdan post, gavurdan dost olmaz. Bunu biliyoruz elhamdülillah. Bundan sonra inanıyorum ki güneşli güzel günler yakındır. İnşirah suresinde Rabbimiz buyuruyor. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Güneşli güzel günler doğacaktır. Buna inanıyorum. Teşekkür ederim. Hasbunallahi ve ni'mel vekil. Hasbunallahi ve ni'mel vekil. Bize Allah yeter, o ne güzel vekildir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Efendim ben sunucumuz Melih kardeşimi sahneye davet ediyorum tekrar. Mikrofonu ona devredeceğim. Sürçülisan ettiysek ne olur affedin bizleri. Heyecanımıza bağışlayın. Son bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için birliğimize, dirliğimize halel getirecek hiçbir şey yapmayalım. Allah rızası için bizler asker doğup asker ölen bir milletiz. Kadın erkek fark etmez. Biz böyleyiz. Bizim atalarımız da böyleydi. Biz erkek evladımız olduğu zaman yazın askere bir Mehmet daha deriz. Bizde bu adettir. Değişmez. Zaman kötü zaman. Sağımız solumuz yangın yeri. Çocuklar binaların altında kalıyor. Bombalıyorlar, öldürüyorlar. Öksüz yetim kalıyorlar. Hamdolsun içinde bulunduğumuz duruma, bu durumu koruyalım. Bütün ümmeti Muhammed'in gözü Türkiye'de, kıymetli Karamanlılar. Hepsi sizlere dua ediyor, bizlere dua ediyor. O uzun adama dua ediyorlar. Allah güç kuvvet versin diye. Hepsinin gözü kulağı bizde. Bu kardeşiniz 54 ülke gezdi. Vallahi bizde gözleri kulakları. Bütün ümitleri biziz. Son kale biziz. Biz 80 milyonluk bir aileyiz. Allah esirgesin. Bu vatana bir şey olacak olursa bizi ne Ermeni kabul eder, ne Rus kabul eder, ne İran, Irak, Suriye kabul eder, ne Bulgar, Yunan kabul eder. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bize bu vatandan başka vatan yok. Allah rızası için dik duralım efendim. Selamun aleyküm. Saygıdeğer misafirler, ben izninizle çok kıymetli bir büyüğümüzü sahneye davet etmek istiyorum. Saygıyla, rahmetle ve minnetle andığımız şehidimiz Muhammed Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın, babamızı alkışlarla davet etmek istiyorum. Evet. Bu ara benim çocuğum da Gazi Üniversitesi son sınıfına geçmişti. Bir denetim öğretmeni olacaktı. Çocuğumla görüştüm ben, kendim çıktım, Esenboy'a doğru gittim. O da bana telefon etti, baba dedi, bombalar var dedi, canlı bomba dedi, gitme dedi. Sen dedim evde kal, ben giderim dedi. Genç işte. Çocuk saat 12'de eve geliyor. Bir de tekrar arkadaşı çağırıyor. Sabaha kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde tankları durduruyorlar. Tanklarla 50 tane çocuk, genç arkadaşlarla birlikte yemin ediyorlar. Tabii benim, bana söylemiyor bunları. Sonradan duydum ben, kendisi, arkadaşları söyledi. Bu sefer telefonda devamlı konuşuyorum. Uçakların 20 metreden uçtuğunu anlatıyor. Aman oğlum dedim, kenarda dur, fazla şey yapma, orta yerlerde gezme. Tamam dedi, ben güvenli yerdeyim dedi. En son sabaha kadar gelmedi.
Her 10-15 sefer, 20 sefer aradım. Her konuşmamda tamam baba dedi. Gerektiği şekillerde biz güvenli yerdeyiz falan dedi ama o arada birinci bombayı ben televizyondan seyrediyorum. Ben eve geldim saat 5'te. Birinci bomba düştüğünü anlatıyor. İkinci bomba benimle konuşurken ikinci bomba da 15-20 metre yanına düşüyor. Şarapnel parçası akciğerine isabet ediyor. 3 tane de kurşunu var. Vatanını seven bir çocuktu. Ben bazen takılırdım ona. Baba dedi bu vatan bizim. Biz dedi bu vatanı korumazsak bizi kimse korumaz diye kendisiyle de devamlı görüşüyordu. Ama şunu söyleyeyim. Ve çocuğum benim daha bu zamana kadar da öf demedi. Hiçbir zamanda baba sensin demedi. Biz arkadaş gibiydik. Ben de o şekilde konuşuyorduk karşılıklı. Vatanını seven bir çocuktu. Gazi Üniversitesi son sınıfındaydı. Son sınıfa geçmişti. Burada az önce de resmini gösterdiler. Baktık. Şimdi bilgi eksikliği olmasın sadece şehitin babası ve Muhammed şehitimiz burada diye onun için açıklama yapıyorum. Ha ben oğlumla gurur duyuyorum. Vatanımız. Ben de gittim. Ben de şehit olabilirdim. Bizim yanımıza da bombalar atıldı. Hatta arkadaşlar anlatıyor. Şimdi ben de çocuğu aramaya çıktığımda adam bir tanesi orada malzeme satıyor parayla. Arkadaşım bir tanesi geldi. Sen dedi burada vatan elden gidiyor dedi. Sen burada dedi parayla şey satıyorsun dedi. Aldı bu malzemeleri tüm oradaki insanlara dağıttı. Böyle insanlarımız da var. Menfaatçi insanlarımız da var. Ben onları da gördüm. Sabahdır ben de uyumadım zaten. Ama diyeceğim şu. Ben çocuğumdan gurur duyuyorum. Ha kolay değil. Gidiyorum bugün mezarında. Yasin'den okudum. Ağlıyorum. İçim yanıyor ama sonuçta vatanımız. Hepimiz canımızı veririz seve seve vatanımıza. Vatanımız sağ olsun. Rabbime hamdolsun. Şu an bazı insanlarımız Karaman'da hemşehrilerinden şunu istiyor. Ben Kazım Karabekirliyim. 27 sene bu devlete hizmet ettim. Devletin 1 lirasında yemedim ve yedirmedim de. Yedirmediğim için çok başıma olaylar geldi. Ama doğrunun hak yardımcısı Rabbim yardım etti ve her şeyde karşıma dimdik durdum. Mevlam'a şükür dimdikte ayaktayım. Her adım şehit verdim. Canımla ödedim. Vatan sağ olsun. Allah razı olsun Karaman'ımız da valimiz, belediye başkanımız Allah razı olsun hepsi Kazım Karabekir'deki devletimiz her şeye çocuğu yaşatmaya çalışıyoruz ismiyle. Allah razı olsun hepsinden. Ve Karaman'ın hemşehrimizde oğluma Kazım Karabekirli Karamanlı en son sonuçta sahip çıkmasını istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu gecemizin anısına naçizane hediyelerimiz ve komple böyle bir hatıra, bir anı olması hasebiyle fotoğraf çekimimiz olacak. Çok kıymetli valimiz Sayın Süleyman Tapsız'ı yine ben bir kez daha alkışlarla lütfederlerse sahneye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan, Sayın Başkanımızı alkışlarla davet ediyoruz. Spor Hizmetleri Daire Başkanı, bu gecenin hizmetkarı Sayın Rasim Arı, alkışlarla davet ediyoruz. Garnizon Komutanımız Sayın İlhan Şen, komutanımızı alkışlarla davet ediyoruz. Sayın Rektörümüz Sabri Gökmen, alkışlarla kıymetli hocamızı davet ediyoruz. Sayın Emir Müdürümüz Levent Tutuk, alkışlarla Sayın Müdürümü davet ediyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Hayati Kısacık, alkışlarla davet ediyoruz. KYK İl Müdürü Sayın Enver Yazıbaşı, alkışlarla Sayın KYK Müdürümüzü de sahneye davet ediyoruz. Evet, bayrağı bayrak yaban üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakları vatan eden aziz şehitlere selam olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet, Allah razı olsun. Sabırlar diliyoruz tekrardan. Şehidimize de gani gani rahmetler olsun inşallah. Alıp o devasa kamyonla Taksim Meydanı'na giden yiğit Osmanlı kadını. Evet, teslim alıyor. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Evet. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu böyle güzel gençlerimize. Garnizon evet. Komutanımız Sayın İlhan Şen İsmet Doğan'a plaketini takdim ediyorlar. Sayın Rektörümüz
Sabri Gökmen'i ben sahneye davet ediyorum. Kıymetli rektörümüz de sevgili Mehmet Fatih Zengin'e, evet, al bayrağı hediyemizi ve plaketimizi takdim edecekler. Evet, sayın rektörümüz Sabri Gökmen'in elinden kıymetli gazimiz Mehmet Fatih Zengin al bayrağı teslim alıyor. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Evet, al bayrağımızı sayın rektörümüzden teslim aldılar. Ve yine sayın rektörümüz sevgili Mehmet Fatih Zengin'e Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın plaketini takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz teşriflerinizden dolayı. Ayaklarınıza sağlık, Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Kıymetli Emniyet Müdürümüz Sayın Levent Utuk, sevgili kardeşimiz Üzeyir Aktulum'a plaketimizi takdim ettiler. Teşekkür kanalımızın hediyesi olarak takdim ediyorlar. Sayın Valime de teşriflerinden dolayı şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Spor Bakanlığımız Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımızın plaket hediyesi Sayın Valimiz. Sayın Hayati Kısaca Sayın Daire Başkanımız tarafından takdimini izliyoruz. Plaketlerini takdim ediyorlar. Ve ben de buradan kıymetli Karaman halkına çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızda, teşriflerinizde onur verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir arada olabilmek, bu güzellikleri yaşayabilmek. Sıradan değil, aranan üniversite. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.